Sual. Din ilimlerini öğrenmede, ilham ve rüyalar, hüccet, senet olabilir mi? Kısacası rüya ve ilham ile din öğrenilebilir mi? Cevap. İslamiyet'in ahkamı, hükümleri ilham ile anlaşılmaz. Evliyanın ilhamı başkalarına hakset, senet olamaz. İlham, Allahü Teala tarafından kalbe gelen bilgi demektir. Evet, ehlullahın ilhamları doğru olur. Bunların doğruluğu, İslamiyet bilgilerine uygun olmalarından anlaşılır. Fakat, ehlullah, yani veli olmak için, İslamiyet bilgilerini öğrenmek ve bunlara uymak şarttır. Takva sahiplerine Allahü Teala ilim ihsan eder. Mealindeki ayeti kerime bunu ispat etmektedir. Sünnete, yani İslamiyet'e sarılmayan, bidatten sakınmayan kimsenin kalbine ilham gelmez. Bunun söyledikleri, nefisten ve şeytandan gelen bozuk şeylerdir. Musa aleyhisselam ile Hazreti Hızır'ın konuşmaları, bu bildirilenlere uymuyor denilemez. Çünkü Hızır aleyhisselam, bazı alimlere göre, Musa aleyhisselamın ümmeti değildi. Ona uyması emir olunmamıştı. Muhammed aleyhisselam ise, dünyanın her yerinde kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ve sinin peygamberidir. İlmi ledünni ve ilham, Muhammed aleyhisselama tabi olanlara ihsan olunur. Bu ihsana kavuşanlar, kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti yani hadisi şerifleri iyi anlar. İslamiyet bilgileri, rüya ile de anlaşılamaz. İslamiyete uymayan rüyanın şeytani olduğu anlaşılır. Evliyanın büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri. İnsanı Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan tek yol, Muhammed aleyhisselama uymaktır. Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere uymayan kimse, mürşit olamaz buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi şerifleri müçtehid olmayanlar anlayamaz. 72 sapık fırkanın kurucusu olan alimler, müçtehid olmadıkları için, yanlış anladılar. Milyonlarca Müslümanın sapıtmalarına sebep oldular. Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere uyabilmek için, 4 mezhepten birine uymak lazımdır. Evet, ümmi olan, yani okumamış, öğrenmemiş bir kimse arif olabilir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayabilir. Fakat, başkalarına rehber olamaz. Rehber olmak için, kitabın ve sünnetin ahkamını, hükümlerini, 4 mezhepten birinin fıkıh kitaplarından, üstaddan öğrenmek lazımdır. Çünkü, Selefi Salihinin ve Halefi Müttekinin yolu, kitap ve sünnetin yoludur. 6 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman